Sarı mikrofonun 2019'da hayatımıza soktuğu 10 fenomen. En beğendiğiniz, en başarılı bulduğunuz YouTuber kimdir? Enes Batuş. Neden? Çünkü çok yakışıklı. Oğlum o nasıl bir pike inik? Neden? Çünkü çok yakışıklı. Kuşa gülüyorum oğlum ben. Vallahi kuşa gülüyorum. Bu nasıl bir iniş lan? Çok yakışıklı. Ya abi çok tatlı ya. Ertesi gün hapı nedir? Efendim? Ertesi gün hapı nedir? Hapı nedir? Ertesi gün hapı. Cumartesi mi? Hafta sonu mu? Yok. Ertesi gün hapı nedir efendim? Hapı bilmem ki nasıl yani oluyor bu. Yani pazartesi salı. Salı. Evet. Ertesi gün hapı. Salı. Abi niye ertesi gün deyince sürekli gün sayıyor? Evet. Ertesi gün deyince şu anki günün ertesi gününü mü hesaplıyor acaba? Pazartesi demek o gün. Doğduğun ilçeyi 3 kelimeyle anlatır mısın? Peki. Adana. İyi günler, iyi bayramlar beyefendi. Öncelikle emniyet kemeri taktığın için çok teşekkür ediyoruz. Neden emniyet kemeri taktığınızı öğrenebilir miyiz efendim? Ceza kesmesinler diyedir. Vallahi komutanım siz bize takmayın diye biz de emniyet kemeri takıyoruz artık. Ne yapalım? İlk bir iki saniye idrak edemedim abi esprisi. Erken boşanmaların sebepleri nelerdir? Ulan oğlum nasıl soruyorsun sen bunu? Boşanma mı? Boşanma. Sen ne anladın? Ne anladım? Ben başka anladım. Boşanma doğru anladım. Ha, ben boşanmanın sebebi tek sebebi ekonomidir. Erken boşanma? Vişne suyu. Şey var ya tank. Bildin mi o lastik şişede? En son ne zaman yaptınız? Bu sabah yaptım. Ne yaptınız? Sabah yorucu bir spor yaptım. Çok yorucuydu hayatım. Tabii ki öneririm. Squat yapsın bayanlarımız lütfen yani. Kalçalar biraz aşağıda görüyorum bayanlarımızı. Rica ediyorum biraz kaldıralım. En son ne zaman yaptınız? Sabahleyin yaptım. Ne yaptınız? Kahvaltı. Efendim pardon. Evet. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin %100'ünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? %100 mü? Evet. Ya çok komik bir şey çıkacak ya. 8'i 2'ye bölersen 4 eder. Doğru mu? 2 ile 2'nin toplamı 4. 44 yapar. Toplamı yani. Tarihle aranız nasıl? İyi. Çok iyi. Evet. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden almıştır? Hitler mi diyordu bu? Adolf Hitler. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden almıştır? 1453 işte yapmadık ya mı? Kaçta? Kaçta yaptın? Gezdinize buraya. 1453'te almadım. Tamam ben hayır 1453'te almadı. Onu demeye çalışıyorum. Bilmiyorum ama. Abi sorar mısın nereliymiş? Mineyn. From Homs. Homs, Suriye. Suriye, Homs. Homs. Ne iş yapıyorsun? Ne iş meslek? I am avukat. Avukatlık yapıyorum inşallah. Yemin et lan. O sorayım mı? Türkiye'ye ne zaman gelmiş abi? Yani ne zaman müteki? Ana minas sıkhne. Türkiye'ye kaç şehir? One month. One month, bir sene. One month. Tabi İngilizce cevap veriyor. Onu da çeviriyor ama yanlış çeviriyor abi. Bir sene. Peki abi Türkiye nasıl bulmuş? Türkiye yani nasıl? Peki abi Türkiye nasıl bulmuş? Türkiye nasıl? Erdoğan good. Erdoğan iyi. Erdoğan'ı seviyor, Erdoğan iyi. Ya abi bak başka ülkede yaşayamam algısı gerçekten çok doğru ya. Başka ülkede yaşayamazsınız abi. Hiçbirimiz yaşayamayız ya. Hello. Geldi reis. Reis geldi. Hello. Ya bu adamla hiçbir zaman sıkılmayacağım galiba ya.
Can you tell me how can I get to Taksim? Taksim. Hello. Ağza bak. Şu sakız çiğnemeye tapıyorum. How can I get to Taksim? Taksim. Nasıl giderim diyor dayı. Nasıl bilmem. Nasıl bilmem. Hay Allah'ım ya. Dünya Hollywood için çıktı bizim. Kapışıyor, ödüller için kapışıyor, savaşlar çıkıyor, haberiniz yok. Dön CHP, MHP, ne CHP'si, MHP'si? Aç şurada kameraları da oynayalım Hollywood filmi. Koy şuraya 500 katrilyon tona, ya. Savaş çıkınca kaçar mı? Sen Hollywood filmi çevrilirken tüm il birbirine ateş ettiğinde kaçacak mısın? Bir kız için ölmesini biliyorsun parfümcideki için, değil mi? Ama vatan millet, ulan diyor kaçarım ulan diyor, vatanı milleti satarım. Ferrari için satarım diyorsun. Ben tanımıyor muyum 70 milyon insanı? Bu paradır, anlıyor musun? Parayı konuşturdun mu insanlar konuşur zaten. Ankara'yı geç, her yer Ankara. Bak mikrofonu bırakır burada 500 katrilyon ton dolar, hemen kıyafetini burada değişecek. Hemen başrol oynayacağız. Oscar'a oynuyoruz. Ankara ayağını denk alsın abi. Ankara ayağını denk atmazsa Kıbrıs'a kaptıracak. Aldığı hazineyi 250 trilyondan başlayacak, 25 trilyon liraya kadar düşer. Adam başı 25 trilyon lirada borçlu çıkar. İmzaları doğru düzgün ileyecek, atmasını bilsin, almasını bilsin, saklamasını, iletmesini, faks kullanmasını, her şeyi doğru düzgün yapmasını, bunu baş... Oğlum çok epik bir kafa bu arada. Bak cidden epik bir kafa bu, özel bir kafa yani. Çaramazsa devleti milleti anahtarıyla zaten teslim etmek zorunda. UEFA FIFA'ya baktığın zaman kredi ülke. Ezer. Bak hiçbirinin birbiriyle bağlantısı yok. Dünyayı da ezer. Sağdan sola, soldan sağa dönmeyi bilmedikten sonra alfabeyi ortalayamazsın, elifi falan. Öyle bir durum yok yani. Arapçayı çözdüm demekle Arapçayı konuşuyor, bilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Suriye'den herkes konuşamaz yani. Suudi Arabistan'a, Libya'ya, Lübnan'a böyle bir şey yok. Savaş çıkacak mı? Savaş çıkarsa bizim pozisyonumuz ne olur? Öyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey yapamaz da. Bak neon tabela kullanıyoruz. Savaş açamaz. Savaşa giremez. Biz ne yaparsak diriliş, ayağa kalkarız. Amerika'da, Avrupa'da, Arap devletleri de bize, bizim elimize ağzımıza bakar. Bursa Tofaş var biliyorsun. Tofaş Fiat fabrikasına girip Ferrari de üretebiliriz. Tüm dünya peşimizden de gelir. Savaş da açabilir. Ferrari basit bir şey değil ki, ileyecek. Sen 135 dilde dönüyorsun da arabayı Ferrari'ye çevirebiliyorsun da bırakmazlar peşini. Kimse kimseyi bırakmaz. Bakalım savaş için mi yanaşıyor yoksa barış için mi yanaşıyor? Alışveriş için mi? 135 televizyona birden konuşayım ben. Kaçacak değilim. Rektörleriyim. Ayıptır yaptıkları. Fiş faturasının manifestosunu keseyim, yollayayım. Hangisinin değil ki? Amiral orgenerallerinde Kıbrıs meselesi abi vallahi. Oo. Hazine açıldığında anlaşırız 99 yılında. Arkadaşlar bilgilendiniz mi? Beyinler böyle hafif kızardı mı, böyle bir marshmallow kıvamına geldi mi kafalar? Ben anahtar teslimi yapayım. 250 trilyon liraya vereyim, alabilecek mi? Güveniyor mu kendine? İleyecek dönmeyi. Oraya ülkeyi soktuğun zaman, nesleyi soktuğun zaman, sıfıra çıkamadığın zaman orada kalacak ürün. Gemiden zor atacaksın kendini buraya. Budur yani. Yarın o gün Amerika'da Türkiye'ye sığınabilir. Ayıp değil, anlatabiliyor muyum? Avustralya'da sığınabilir, Arap Emirlikleri'de sığınabilir, Rusya'da sığınabilir. Veya Türkiye Kıbrıs'a sığınabilir. Ama şu var, bak şu hazine olduğunda 100 trilyon liraya mal oluyor. Ha, içim şişti ya, bu ne kafa ya? Hala anlatıyor. Adana meşhur daha ya. Gel bir de ya sen gör. Sonuçta herkes ikmeğin peşinde, ayak mısın dayı? Ayak mısın dayı? Sensör var mı? Sensör. Hayırdır abi? Bize şekil mi yapıyorsunuz burada? Ne oldu ki bu baba ya? Yap yapıştır bizi de alıştır. Osmaniye boşluk dumanıyla coştuk. Baba. Bir gün abi Adana'daydım. Bizim orada. Çocuğun biri geldi. Bana böyle itti abi, eline bıçak. Hey dedi, Gönce dedi, bana dedi biraz dedi, oradan dedi biraz dedi, Bali parası versene dedi. Ben dedim hayırdır dedim. Ben hani biraz abi popüler yendiğim için arkadaş beni böyle dedi, diğer zengin züppelerinden zannetti. Ben de böyle ettim. Hayırdır dedim. Dedi para vereceğim dedi, buranın raconu dedi benden sorulur dedi. Bak dedim, ben dedim diğerlerine benzetme dedim. Sen dedim racon diye yer dedim. Ekmek diye yanımda taşırım dedim. Estağfurullah, tövbe tövbe. Yani herkes kendi bir şey sanmasın yani. Herkesin korkup da geçemediği sokaklar lambasını ben patlattım abi. Bana böyle dedi abi. Sana dedi buradan dedi, bir kafa atabilir miyim dedi. Dedim niye?
Dedim canım kafa atmak istiyor. Ben dedim sen şu an ikiye bölüp dedim göl atmak istiyorum dedim. Yapabilir miyim dedim. Yapabiliyorsan yap dedim. Ben dedim abi ben dedim abi görüşürük dedim. Elimi tuttu bana bir çıktım. Çıktım dedim. Ulan. Çok güzel kapattın. Ben dedim abi ben dedim abi görüşürük dedim. Elimi tuttu bana bir çıktım. Çıktım dedim. Bana koymuş mikrofonu. İçinden geçmiş. Benim şeye kafa atmama benzemiş lan bu. Vardı ya bir tane. Neydi o? DJ Ozmo var ya mini pocket. Lan. Sağlam abi kontrol etme abi. Döndüm abi çocuğa bir tane daha vurdum. Baktım 3 kişi oldular. Biri bıçağı çekti göstereyim mi? Aa bak abi. Böyle zin diye vurdu. Onu evde delik dişik ettim. Başka yaptım kendim. Yine de şiddet ve kavga güzel bir şey değil. Değil tabi ben öyle bir insan da değilim. Allah bize akıl fikir versin arkadaşlar.